Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde After Effects'te pencereleri nasıl düzenleyeceğiz, ona göreceğiz birlikte. Buyurun bakalım. After Effects pencerelerini nasıl düzenleriz? Bir önceki derste kısmen de bahsettim ama burada ayrıntılı olarak şimdi buna girelim. Öncelikle burada bahsettiğim gibi Workspace komutuyla şuradan çalışmak istediğimiz alan neyse, yani bir efekt mi yapacağız, bir animasyon mu yapacağız ya da bir motion track mi yapacağız, bunu ilerleyen derslerimize göreceğiz arkadaşlar. Buradan dilediğimiz workspace'i seçip ya da tüm panelleri açarak all panels komutuyla kendimize bir workspace oluşturabiliriz. Dediğim gibi standartta kalması bizim için başta iyidir. Geçen dersimizde bir kompozisyon açtık. Hemen bununla ilgili bir composition window'umuzda siyah bir ekran şeklinde preview penceresi de diyebileceğimiz bir yer açıldı. Burada project window'umuz var. Bakın, dikkat ettiniz mi? Hangi pencereyi ben aktiflersem, hangi window'u, onun çevresinde şöyle sarı bir iz oluşuyor. Bakın şu anda project window'um aktif. Bu daha sonraki dersler için önemli arkadaşlar. Hangi pencerenin aktif olduğunu bilmeniz gerekir. Özellikle render çıktısı alırken bunu ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Şimdi pencereleri nasıl düzenleriz? Öncelikle işimize göre düzenleriz. Yani işimize yaramayan pencereleri burada kapatarak, zaman zaman kapatıp zaman zaman da ihtiyacımız olduğunda açarak, ihtiyacımız olan burada geniş ekranda daha rahat bir ortamda çalışmamız gerekir. Mesela şu anda biz tekstle ilgili, metinle ilgili bir şey yapmıyoruz. O yüzden buradaki paragraf penceresini kapatabiliriz. Dolayısıyla bakın, benim timeline window'um otomatikman daha geniş bir alana yayıldı ekrana. Bu benim çalışmamı daha da kolaylaştıracak. Daha sonra burada bakın yine karakter pencerem var. Pencereleri şöyle düzenleyebilirim. Burada bakın kalın bir çizgi var ve üstünde başka bir pencerem ya da panelim var. Bu iki panel arasına getirdiğimde mouse'umu, ikonumun şekli şöyle bir hal alacak kendisi. Bunu şöyle yukarıya tutup çekersem bir alttaki paneli ya da o panelin içerdiği bilgileri, komutları rahatlıkla kullanabilirim. Bakın burada ikinci bir sekmen var yanında, hemen effect preset şeklinde. Burada da şu anda bu benim işime yaramıyorsa şuradan tutup bunu aşağı doğru çekerim. Bakın preview panelim bu sefer ön planda. Eğer preview paneli sizin şu an yani işimize yaramayacak, size veya sizin de işinize yaramayacağını düşündüğünüz şu an için çalışmanız esnasında herhangi bir zamanda, onun yanındaki küçük çarpı işaretini tıklayarak o paneli kapatabilirsiniz. Yine burada bir info paletim var. Bakın info paletimi aktifleyince burada bu pencere aktiflemez hemen sarı bir çizgiyle sadece bu pencerenin aktif olduğunu bana gösteriyor. Şöyle yanından close şeyle bunu kapatabilirim komutuyla, küçük çarpıyla. Yine aynı şekilde audio ile şu anda bir işimiz olmayacak. Onu da kapatabiliriz. Buradaki karakter sekmesini de şöyle bakın açarak yanındaki çarpıya ulaşıyorum ve bunu da kapatabilirim. Şöyle istediğim gibi düzenleyebilirim arkadaşlar. Şurada efektlerim, preview pencerem ve burada project window'um.
Burada dediğim gibi kompozisyonumda kullanacağım footage'ları ya da herhangi bir image dosyası olabilir, ses dosyası olabilir. Burada topladığım yer arkadaşlar. Burada onu aktifler aktiflemez. Hemen burada küçük preview penceresinde seçtiğim dosyanın o olup olmadığını izleme şansına da sahibim arkadaşlar. Pencereleri başka nasıl düzenleyebiliriz? Yine Edius programından hatırlayacaksınız. Bunlar taşınabilir pencereler arkadaşlar. Eğer çift monitör çalışıyorsanız sizin için çok daha büyük bir avantaj. Sadece bazı panelleri ana ekranınızda bırakıp diğer yardımcı panelleri de yandaki ekrana ya da ikinci ekranınıza, monitörünüze taşıyabilirsiniz. Bu sizin için yine dediğim gibi ekranda büyük bir çalışma kolaylığı sağlar. Başka nasıl taşıyabiliriz dedik arkadaşlar. Şurada bakın Effect Controls panelini ben Effects Preset panelinin yanına bir sekme olarak almak istiyorum. Bunu başarmak için hemen bu kilit ikonunun yanından şu noktadan pencereyi tutup şöyle bakın buraya sürüklemeniz yeterli. Böylece bakın Effects ve Preset sekmesinin yanına taşımış oldum Effect Control panelini. Burada hiçbir kısıtlama yok arkadaşlar. Dilediğiniz pencereyi, dilediğiniz paleni, dilediğiniz noktaya sürükleyebilirsiniz. Pencereleri bu şekilde düzenledikten sonra şimdi de buradaki araçlardan kısaca bahsedelim. İlk başta seçme ikonumuz var arkadaşlar. Genellikle tüm işleri bu ikonumuz sayesinde gerçekleştiririz. Bunun kısa yolu V tuşudur. Van'ın V'si. Siz buradaki ikonlarla, buradaki ikonları seçerek herhangi bir işlem yaptığınız takdirde hemen bu ikonlarla işiniz bittiğinde size önerim birinci ikonunuza, seçme ikonunuza geri dönmeniz. İkinci ikonum Hand Tool. Bu da çok yararlı bir araç. Özellikle Preview penceresi üstünde zaman zaman şöyle yine seçme tuşuna geleyim ve bu penceremi bu şekilde düzenleyeyim. Şöyle açıyorum bakın. Şurada bakın Preview penceremin, buradaki Composition penceremin hangi büyüklükte olduğunu gösteren bana burada yani ne kadar zoom yapabileceğimi gösteren bir araç var. Genellikle Fit Up to %100 seçeneği yani sizin buradaki pencere düzenlemenize göre bakın kendisini ayarla komutu diye çevirebiliriz. Fit up to 100% yani %100'e sığdır gibi. Burada dilerseniz nümerik rakamla kendiniz büyütebilirsiniz. %200 oldu bakın şimdi çok büyük. Aslında ekrana sığmıyor bazı bölümleri ekranın sağında yani şu pencerenin sağında ya da şu pencerenin solunda kalıyor. Eğer burada bir resim olsaydı resimlerin sağı ve solu yenmiş olacaktı. Yine şu, buradaki zoom hareketini aynı şekilde mouse'unuzun üzerinde bir tekerlek varsa tekerlek vasıtasıyla şöyle ileriye geriye götürerek zoomlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu zoom esnasında ben yine %200'e getirdim. Buradaki hand tool'u kullanarak şöyle resmin üstünde, kompozisyonunuzun üstüne bakın. Şimdi sol kenara geldim ve sol üst köşeye geldim. Bu şekilde resminizin üstünde, kompozisyonunuzun üstünde pan yapabilirsiniz ya da tilt yapabilirsiniz, gezinebilirsiniz resminizin üzerinde. Aynı şekilde seçme ikonunuz seçiliyken resmin üstünde gezinme yapmak isterseniz ya da kompozisyonunuzun üstünde Space tuşuna basılı tutarak
bu şekilde geçici olarak Hand tool'u seçmiş olursunuz. Space tuşunu bıraktığınızda otomatik olarak bakın burada seçme ikonu geliyor. Ben Space tuşuna şu anda basıyorum, bakın. Gözünüz şurada olsun arkadaşlar, bakın. Seçme ikonu seçili olduğu halde Space tuşuna basıyorum ve Hand ikonunu geçici olarak alıyor ve kompozisyonumuzun üzerinde böylece bir navigasyon yapma imkanına sahip oluyoruz. Bir sonraki ikonum zoom ikonu. Burada bu zoom ikonunu tıklayarak, mouse'la bunu seçerek, şöyle çizerek ilgili alana zoom yapabilirim. Bakın %300 büyüdü şu anda. Aynı şekilde klavyeden alt tuşuna basarak, bakın bu sefer tıkladığımda eksi olarak küçülür. Bir sonraki ikonum Rotation Tool. Burada herhangi bir resim olduğu takdirde bu resmi ya da objeyi Rotation, yani sağa sola çevirebiliyorum. Bu da Camera Tool arkadaşlar. Bunu 3 boyutlu uygulamalar sırasında göreceğiz. Burada Pan Behind Tool ikonum var. Burada nesnelerin, buraya koyduğumuz kliplerin, imajların ağırlık noktalarını belirlememize yardımcı olan bir araç. Text Type Tool arkadaşlar. Tahmin edeceğiniz üzere buna tıkladığınızda resminizin üzerine, yani kompozisyonunuzda bir yazı oluşturabiliyorsunuz. Hemen basalım. Basar basmaz bakın arkadaşlar, burada hemen tekste ilgili ayarlar yapmam için paneller oluştu. Ben burada hemen kompozisyon window'un üzerine tıklayarak herhangi bir tekst yazabilirim. Şöyle örnek test mesela yazdım. Daha sonra bu testle ilgili farklı düzenlemeleri buradaki pencereleri kullanarak şöyle oluşturabilirim, text size. Bunları ileride zaten detaylı olarak göreceğiz arkadaşlar. Yine onun yanında brush tool ve clone stamp tool ve razor tool'umuz var. Bunları da uygulama yaparken görmemiz daha anlamlı olacaktır. Şimdi kompozisyon window'umuzun altındaki ikonların ne anlama geldiğine bakalım. Burada demin de söylemiştim. Bir büyüteç, bir zoom ayarım var. Buradaki kompozisyon window'umu hangi oranda büyütmek istersem burada onu ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi fit up to 100%'e sığdır seçeneğinde kalmasını öneririm. Siz pencerelerinizi bu şekilde düzenledikçe bu ilgili pencere de ona göre kendini ayarlayacaktır. Hemen onun yanında bir ikonum var. Bu title action safe area dediğimiz, biz kompozisyonumuzu oluştururken bize çok yardımcı olan hayali çizgilerdir arkadaşlar. Bazı monitörler, bazı televizyonlar, bizim burada tam ekran gördüğümüz, ekranda gördüğümüz her şeyi televizyona yansıtmayabilirler. Televizyonun doğası gereği, televizyonun sağından ya da solundan ya da üstünden altından bir parçasını her televizyon farklı olarak kırpabilir, kesebilir. Biz ekranda muhakkak gözükmesini istediğimiz bir ifadeyi, ya da şöyle tanımlayayım, daha doğru olacaktır. Biz karemizi, kompozisyonumuzu oluştururken bu dıştaki, en dıştaki hayali beyaz çizgiye göre tasarlarız arkadaşlar. Biliriz ki bazı televizyonlar, bazı monitörler şu noktaya kadar ekranı kesebilirler. Muhakkak ekranda gözükmesini istediğim kompozisyonumda bir öge varsa bu çizginin, buradaki en dıştaki hayali çizginin içinde oluştururum yapacağım kompozisyonu.
Aynı şekilde içteki hayali çizgide muhakkak ekranda gözükmesini istediğim herhangi bir tekst, metin varsa onun içindir. Adı da zaten bunların title, action, save araya. Yani dıştaki action save araya olarak adlandırılır. İçteki de title save araya olarak adlandırılır. Bu hayali çizgileri siz kompozisyonunuzu yaparken açık bulundurmanızı öneririm. Onu da buradan açıp kapatırız arkadaşlar. Yine bizim burada kompozisyonumuzu oluştururken bize yardımcı olacak bir takım sanal çizgileri oluştururuz. Sonuçta biz burada bir kompozisyon, bir grafik işi yapıyoruz. O yüzden bu çizgilere zaman zaman ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Yine grid çizgimiz, eğer daha ince tabir edilen, daha fine tune, ince küçük hassas işlemler yapıyorsak grid'i açmanızı öneririm. Yine burada rulers'ım var. Eğer Photoshop kullanıcısı varsa aranızda onlar bunu daha iyi bilecektir. Cetvel diye de tanımlayacağımız, bakın kompozisyon window'un kenarında hemen bana ölçümleme yapabileceğim bir takım nümerik değerler geldi. Şimdi şu kısa bir örnek göstereyim ondan. Şu gridleri kapatayım. Sadece title action safe'im kalsın. Evet. Bu benim televizyon ekranım. Bu alan. Ve kompozisyonumu oluşturacağım ekran şeklinde düşünün arkadaşlar. Ekranın sağ altta kalan kesimine farz edelim ben bir obje yerleştirmek istiyorum. O objeyi ben hassas olarak bulabilmek için ruler, buradaki cetvellerden mouse'la tutarak bir hayali cetvel indirebilirim. Aynı şekilde yukarıdan şöyle. Böylelikle buraya dizeceğim objeleri aynı sırada ve aynı yerde olmasını sağlamış olurum. Bu da kompozisyonunuzu oluştururken çok önemli iki araçtır arkadaşlar. Bunları tekrar şöyle yerine doğru, yukarıya doğru çıkararak yok edebilirsiniz, kurtulabilirsiniz. Bu rulerlardan, cetvellerden. Yine aynı şekilde siz buradan Show Rulers seçeneğiyle, buradaki View komutundan Show Rulers'la, yani buradaki yaptığınız işi aslında şöyle burada da bulabilirsiniz. Şöyle. Bu rulers'ı açtıktan sonra şuradan açalım bu sefer. Şuradan rulers'ı tutarak indirdiğimiz bu çizgilerin her birine guide çizgisi de, yani size rehberlik edecek çizgiler olarak da adlandırabiliriz. Bunlar zaman zaman işinize yaramayabilir. Artık işinize yaramayabilir. Onu toplu olarak silmek için yine buradan View'dan Clear Guides seçeneğiyle ekranı tamamen temizleyebilirsiniz. Guide'lardan tek tek de temizleyebileceğiniz gibi. Yine Composition Window'un altındaki komutlardan devam edelim. Burada Toggle Mask and Shape Path Visibility diye bir seçeneğim var. Bu ne işime yarar? Bu az önce göstermiştim. Burada Pen Tool'umla ya da Rectangle Tool'la benim çizeceğim, ekranın üstüne çizeceğim herhangi bir şekilde, bakın şöyle şurada mavi petimi çizdiğim şöyle çizgilerim var. Buna dikkatli bakın. Bu arkadaşlar o mavi çizgilerin görünürlüğünü belirler. Ben buna tıklarsam şu anda o çizgi gözükmüyor, bakın. Şöyle objem böyle. Aslında o çizgiler var ama sadece görünürlüğünü geçici olarak kapatıyorum. O çizgilerin görünür olması daha sonra benim çok işime yarayacak. Ben bu şekilde şöyle o buradaki maskın şeklini değiştirerek buradaki çizdiğim maskla oluşturduğum objenin şeklini değiştirebilirim.
Ya da zaman içinde ona değişikliğe uğratıp animasyon yapabilirim. Bunu ileriki derslerimizde göreceğiz arkadaşlar. Daha sonraki göstergem current time gösterir. Yani bu time kodum. Benim burada bakın şu paragraf ikonunu kapatayım. Az önce teksti açtığımızda bunlar gelmişti. Şöyle yine timeline'ımı bitireyim. Yine bakın burada bir timeline'ım var arkadaşlar. Aynı Edius programına benzer şekilde. Yine bir izleme çubuğum var. Benim burada izleme çubuğum hangi noktadaysa hem Composition window'un altındaki bu pencereden hem de timeline'ın kenarındaki buradan hassas bir şekilde görebiliyorum. Bakın şu anda 12. saniye ve 8. karede izleme çubuğum. Yine buradan kompozisyonumun çözünürlüğünü full, auto ya da istediğim custom değerleri ayarlayabiliyorum. Zaman zaman After Effects çok sistem gereksinimi isteyen bir programdır. Burada çalıştığımız videoların çokluğu, alttaki layer'ların çokluğu bilgisayarımızın çalışma hızını etkiler. Biz bilgisayarı en az yorarak daha hızlı çalışabilmek için zaman zaman çözünürlüğümüzü geçici olarak düşürebiliriz. Bu bize biraz hız kazandırır. Diğer araçlar 3 boyutlu çalışma ile ilgili buradaki bölümler. 3 boyutlu kompozisyonlara geçtiğimizde bunları daha iyi anlayacaksınız. Şimdi hiç üstüne durmuyorum. Burada küçük bir ikonumuz var arkadaşlar. Fast Previews diye. Eğer bilgisayarınızda ekran kartınız OpenGL özelliğini destekliyorsa bunu açabilirsiniz. Böylelikle bilgisayarınızın üzerindeki işlemcinin üzerine düşen yükü bir nebze olsun hafifletmiş olur. Evet, bir sonraki ikonumuz da şurada timeline ikonumuz arkadaşlar. Eğer timeline'ınızı şuradaki çarpı işaretini kullanarak yanlışlıkla ya da geçici olarak kapattıysanız buradan şöyle biraz genişletelim. Yine timeline ikonunu tıklayarak timeline'ınızı geri getirebilirsiniz arkadaşlar. Yine Ruler'da olduğu gibi şurada View pop-up menüsünden Show Rulers, Hide Rulers yapabileceğiniz gibi buradan da timeline'ı şöyle açıp kapatabilirsiniz. Evet, bu dersimiz de böylece sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.